Sayın Beştaş daha önce söz istemişti Mahir Bey. Buyurun Sayın Beştaş. Teşekkürler. Umarız gerçek hayatta da öyle olur. Hayat zor. Şimdi şöyle başkan, kurumsal. Tabii ki. Neyse ben yeniden başlayayım. Sayın Başkan, ben burada 5 konudan söz ettim. 1. Çay kotası. 2. Bir hasta mahpusa söyledim. Kadın cinayetlerini anlattım. İntiharları söyledim. Ekonomi meselesini söyledim. Ve meclisin kuşatılmasını anlattım. Verecek cevapları yok. İktidarın bunların hiçbirine vereceği cevap yok. Çok sık söyledik burada. Tıkandıkları anda terörü laflarıyla bütün her şeyi aklamaya, her şeyi meşrulaştırmaya devam ediyorlar. Bizim muhatabımız örgütler değil Sayın Ünal. Bizim muhatabımız devlet. Bizim muhatabımız şu anda iktidarda olan Buyurun, buyurun toparlayın. Biz bu ülkede yaşanan ekonomik krizlerin sebebini, sonuçlarını size sorarız. İntiharları size sorarız. Kadın cinayetlerini size sorarız. Biz bir partiyiz ve meşruiyetimizi, yasallığımızı anayasadan ve halktan alırız. Hiç kimse bize sınır çizemez. Bizim söylediklerimizin tamamına siz yok şuna böyle yapın, buna böyle yapın diyerek sadece içinde bulundukları çaresizliği ifade ederler. Biz yağmur yağıyor diyoruz. Diyorsunuz terörü. Her zaman söylüyoruz. Biz diyoruz kadınlar öldürülüyor. Siz terör ediyorsunuz. Ya muhatabımız örgüt değil, PKK değil, sizsiniz. Bunu bir politika haline getirdiler. Ya Kolombiya'dan 4.9 ton uyuşturucu kokain geldi diyoruz. Siz terör ediyorsunuz. İçişleri Bakanınız çıkmış boncuk boncuk ter döküyor. Sorulara yanıt vermemek için 3 saat hikaye anlatıyor. Evet. Peki.